dalar. Ya bak sen ha bu hala, kuştan büyükse dalar. Ya bak sen ha bu hala, ne atılıp satılıp böyle püsküllü bela. Ne atılıp satılıp böyle püsküllü bela. Aklıma damayırım, tatlım satamayırım. Girdim rüyalarıma, gece yatamayırım. Aklıma damayırım, tatlım satamayırım. Girdim rüyalarıma, gece yatamayırım. Şakamdan hamsi düştü takamdan, bayılırsın şakamdan. Ne yapış lan pişe su, düşmeyesin yatamdan. Ne yapış lan pişe su, düşmeyesin yatamdan. Aklıma damayırım, tatlım satamayırım. Girdim rüyalarıma, gece yatamayırım. Aklıma damayırım, tatlım satamayırım. Girdim rüyalarıma, gece yatamayırım. Ben kayadan atlasam peşime atlayacak. Ben kayadan atlasam peşime atlayacak. Aklıma damayırım, tatlım satamayırım. Girdim rüyalarıma, gece yatamayırım. 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 Satamayırım, sattım satamayırım. Nasıl değildi değil mi? İyi akşamlar efendim. Tekrar bir haftanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine doktolu bir Poyrazeli Mavi Karadeniz ekranlarında sizleri bekliyor. Hemen böyle programa başlayacağım. Çünkü bu akşam çok yoğun konuklarım var. Kalabalık konuklarım var. Birbirinden değerli konuklarım var. Aslına bakarsanız bu işi benden daha iyi profesyonel yapan çok değerli konuklarım var. Hemen böyle ben yorgunluğumu, nefesimi alırken onları alayım. Bakalım ne diyecekler, ne söyleyecekler. Bu akşam herhalde sanıyorum ki bu akşam burada ne var ne yok her şey konuşulacak. Ama önce ne diyeceğiz? Önce Mavi Karadeniz yazıyorsunuz. Bizi ekranları başında izleyen bütün yol dostlarımıza, bizi burada yalnız bırakmamak için ne yapıyorsunuz? Bizimle beraber programı yaşamak için ne yapıyorsunuz? MK dedi mi? Küçük harflerle mi? Büyük harflerle mi? Büyük. Bizim orada büyük derler yani büyük. Geçen bir yerde okudum, internette mi gazeteden bir yerde okudum. Laza demişler ki 3 tane Ç harfiyle başlayan hayvan. 3 tane Ç harfiyle başlayan hayvan sayar mısın? Bizim Laza saymış. Çedi, çöpek, çiçili. Çiçilinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz?
Bilen var mı Çiçil'in ne oldu? Aa, bu akşam bir dakika. Bu akşam burada stüdyo konuklarımız artmaya başlamış. Yavaş yavaş böyle yani gitgide artıyorlar. Sağ olsunlar. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok olacak ama karar aldık. Belli bir kontenjanı doldurmadan göstermeyi düşünmüyoruz seyircilerimize. Sürpriz olsun. Belli bir kontenjanı dolduracak. Ondan sonra seyircilerimizi de ekranda göstereceğiz. Çiçil'i bilen var mı aranızda? Kimse duymuyor ben. Baba sen bilirsin Çiçil'i. Sen anlaşıldı çok balık tutmuşsun çok. Efendim tabii bizim orada balık tutanlar iyi bilir. Derede böyle oltayla balık tutanlar. Ahmet abi sen balık tuttun mu hiç? Derede oltayla böyle. Yenge balık tuttun mu hiç derede oltayla? Onun için derede balık tutmayanlar anlamaz. Efendim bu akşam dedim ya bu akşam bu muhabbetler daha başlangıç. Hemen ne yapıyorsunuz? MKD yazıyorsunuz büyük harflerle. Boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızın mesajınızı yazıyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? 39-29'a gönderiyorsunuz. Ben de burada mesajlarınızı paylaşıyorum. Bütün günü dostlarımıza söylüyoruz. Hemen şöyle bakayım. Bu akşam kim var konuklarımız? Hazırlar mı konuklarımız? Hazırlarsa o zaman hemen alalım. Efendim hepinizin yakından tanıdığı biliyorsunuz. Kral FM deyince akla kimler gelir Kral FM deyince? Bir de Radyo 7. Bu akşam karma böyle gelmişler. Sağ olsunlar. Efendim Kral FM gerçekten gönüllerde taht kurmuş o Kral FM'de DJ'ler. Onlar toplandılar böyle bir araya geldiler bir albüm yaptılar. Albüm gerçekten güzel albüm oldu. Ve içine de Karadeniz motiflerini de koydular. Kanal 7, Radyo 7 aynı zamanda. Radyo 7'de de bir kardeşimiz var. Kim gelecek şimdi? Kral FM'de DJ'lik yapan. Hep onlar anons etmeye alışmışlar ama anons edilmeyi pek bilmiyorum nasıl şey yapıyorlar. Aslında bu akşam tam tersi oldu. Şimdiye kadar onlar bizi anons ederlerdi radyolardan. Bugün kısmet ya ben onları anons etme şerefini duyuyorum. Tabii ki çok değerli birbirinden iki DJ kardeşimiz Kral FM'de. Kim geliyor? Hepinizin yakından tanıdığı. Hani Afrikalı Ali, Afrikalı diye bir şey var değil mi? Afrikalı Ali. Afrikalı mı, Afrikalı mı? Gelince birazdan sorarız hangisi ne olduğunu. Efendim o güzel alkışlar. Afrikalı Ali, gönül dostu Şener ve Radyo 7'den Erkan Koç kardeşlerimizi şöyle alkışlarla alalım onları sahneye.
abi her şey çok güzel de bu Şener'in bu horon tarzı bu değişik. Abi, yok dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece horon değil, şimdi birazdan diğer şarkıları da okuyacağız. Bizim Trakya şarkıları var mesela, orada da tutamıyoruz. Allah Allah. Tabii. Grubu o yüzden bayan almadılar. Şener'i ben oynuyorum ya. Şener'i kurtarıyor değil mi? Grubun köşeyi. Her şey oynuyor. Vallahi süper ya. Ama oynadığı oyuna bakıyorum. Bir de şeye bakıyorum böyle. Yani bir yanlışlık var burada. Maalesef. Yani bir, işte. Yani bir terslik onların var. Onların yemediğini ben yiyorum, ondan olur. Erol, bir de şöyle bir durum vardı biliyorsun. Futbol takımlarında kaptanlar olur. Bizim de grubun, meşkahane grubunun kaptanı Şener'dir. Ali. Ben grubun amigosuyum. Estağfurullah. Ben amigoyum o kaptan. Öyle mi? Tabii. Kaptanımız öyle. O zaman kaptan ne derse o olur değil aynen, mi? Aynen, kesinlikle. O zaman oyna diyor, oynuyoruz abi. Kaptandan ne başlayalım? Ondan başla. Kaptan başlayalım. Ondan başla. Sayın kaptan, hoş geldin, şeref verdiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yani Alışık böyle şimdi ben anons ettim ya, diyorum şimdi bunlar hep alışmışlar yıllardan böyle anons etmeye. Nasıl becerebildim mi pek böyle ben anlamam yani. Ben... Biz de anonslar gördük. Şimdi sen onu söylerken içeride aklıma benim bir başından geçen ufak bir anı geldi. Bir düğüne gittim. Düğünde beni çağıracaklar. Ha dediler ki Ali usulen biz seni davet edelim. Sonra dediler sen diğer sanatçıları çağırırsın. Orada artık kimin eline mikrofonu vermişlerse aynen şöyle bir anons. Hani hastanelerde doktor çağırlar ya. Afrikalı Ali sahneye. Afrikalı Ali sahneye. Ben de hayırdır benim çağırdığınızı koşup geldim. Yani onun için sen çok güzel anons ettin. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu ekranlara yabancı değilim. 2005 yılından bu yana dönem dönem birçok sanatçı abilerimizle beraber çalıştık. Dönem dönem burada çok uzun yıllar yayın da yaptım. Öyle mi? Tabii. Ben bu ekranlara yabancı değilim. O zaman bu akşamlık ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu akşamlık sen geç sunuculuk yap. Tamam ben misafir edeyim sizi. Ha tamam öyle yapalım. Ama bizim akşam dönemimizde böyle çok güzel stüdyolar yoktu. Biz ufacık bir dairenin salonunda yapıyorduk. Çocuk büyüdü. Biraz önce evet, anlatıyor çocuk. Ali diyorum. Kahrını sen çekmişsin, kaymağını Erol yiye içerdi. Erol yiye. Yok. O kaymağı sahibiniz. Bak bize nasıl zaman ulaşıyorlar görüyor musun? Ne? Bize nasıl ulaşacaklar bak. Bir dakika şimdi. Ha, bu şeyi ben bir türlü bu mesaj olayını bir türlü beceremiyorum. Şimdi cep telefonunun mesaj bölümüne giriyorsun. Ha. Birincisi zaten sen varsın. Programı yapımcısı sensin. Bize de ulaşmak istiyorlar. Bizim için de bir şeyler söylemek isterlerse yapacakları tek şey var. MKD yazacaklar. 39-29'da mesaj atacaklar. Bu kadar basit. Canınız ne istiyorsa sorabilirsiniz. Bak pulari var ya, pulari bir daha bir yerde bulamazsınız. Ama Erol şunu da söyleyelim. Yani bize her şeyi sorabilirsiniz ama biz her şeye cevap vermek zorunda değiliz. Nasıl? O işi yeteceksin. Burası Poyrazeli. Burada her soruya cevap var. Pasaklı ama öyle ama böyle. Pas hakkı yok mu? Nasıl pas hakkı? Pas hakkı yok mu ya? Pas geçiyor. Önce bak şöyle yapalım. Mesela cevap verilecek bir soru Ali'nin tarzıysa Ali cevap verir. Erkan'ın tarzıysa evet. Erkan cevap verir. Ağır soruları ben bekliyorum. Bu arada Erkan nasıl bu akşam? Bak gruptan ayrılıp tek başına albüm yapacak gibi duruyor. Evet. Vallahi Erkan'da bugün ayrı bir hava var Erkan'da bugün. Bu akşam bilmiyorum yani burada neler olacak pek bilmiyorum. Devamında göreceğiz ama şu mesajı bir daha söyle de. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne giriyorsunuz. MKD yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. 39-29'a mesajınızı gönderiyorsunuz. Biz de program içerisinde bize düşen dakikalarda değerlendiriyoruz. Ya gözünü seveyim. Adam maçın hali gibi trrrr. Bir saniyede. Yalnız siz çok konuştunuz, oturalım. Yeni misafirimiz var, onu alacağız. O zaman sizi şöyle alayım. Sizi şöyle alayım o zaman. Üçünüzü böyle alayım o zaman. Haydi bir konuğumuz daha var. Ben ortaya geçeyim. Da... Ben daha renkliyim ya. Sizi de açarım en azından. Artık lan yırtma ortadadık sağa yırtma. Ali ne yaptın lan? Ailenin maaşından kesin bunu. Yırttın mı onu? Valla cat diye bir ses geldi. Pantolon olmasın da sorun yok. Allah bu akşam sonumuzu hayretsin. Allah'ım sen ne olursun bu akşam kazasız belasız bir program bitmeye nasip eyle. Ya Rabbi. İftar oldu mu? Arkadan bir amin sesi duyardım. Amin. İftar oldu dedim zaten amin. Efendim yine bir konuğumuz daha var. Çok değerli bir kardeşimiz daha var. Onu da alalım o zaman. Hemen alkışlarla yeni bir kardeşimiz Karadeniz'de. O da bir sürmeneli hemşerimiz. Kim geliyor? Resul Sarı Koç geliyor. Doğdum da yaşamadım, doldum da taşamadım, mutlu olacağım.
yaşaman o. Elimde şişeler la, sevdali türküler la. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler la. Elimde şişeler la, sevdali türküler la. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler la. Beyaz olan bende karaya döner. Elimde bakır fener, rüzgar eser da söner. Ellerde beyaz olan bende karaya döner. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Attın bana kelek, kaderim bir zirvesi, yasaktır bana gülmek. Oy seni zalim felek, hep attın bana kelek. Kaderim bir zirvesi, yasaktır bana gülmek. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Derdumun sırası, belki iyi olurdu, olsa bıçak yarası. Gönlüm kömür karası, yok derdumun sırası. Belki iyi olurdu, olsa bıçak yarası. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Elimde şişeler lan, sevdali türküler lan. Yaşayırım vefasız bıraktığın dertler lan. Resulüm, hoş geldin, şeref verdin kardeşim. Onu ver, onu artık ondan ses, her türlü çıkaya ondan ses. Yok, sesin çıkaya, çıkaya, sen rahatsın. Ha? Çıkmay, sen... çıkmay. Öyle mi? Çıkmay mı? Çıkmay. Konuşursam bakayım, nasıl çıkay, çıkay mı şimdi? Çıkıyor, çıkıyor. Çıkay mı, bu güzel size ortamdan hoş geldiniz diyorum. Resul, bugün çok şıksın. Böyle çok teşekkür ederim. Aramızda sanki böyle yanında... bir milletvekili gibi, belediye başkanı adayı falan bir niyetin var mı öyle siyasetinde? Yok, öyle bir şey yok. He, yok öyle mu? Şey yok. Olsun, ne olacak yani? Adam akşam yatağa sabah kalkan vekil oluyor. Böyle bir yani sorun yok, sıkıntı yok yani. He? Ali, ne diyorsun? Vekil olur mu milletvekili? Olmaz olur mu ya? Vekilin hem de babası olur onunla. Para var mı? Para var mı? Resulüm. Tekrar hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yeni albüm biliyordun, daha önce biliyordun da yeni albüm çalışması varmış. Yeni albüm çalışması varmış. Nasıl olsa Eylül ayında inşallah. Eylül ayında. Bol bol konuşacağız o zaman. İnşallah. Çok teşekkür, konuşacağız teşekkür zaman. Ederim. Ya bu arada Allah var ya, yemin ediyorum var ya. O kadar bir rahatladım. Ali ver elini. Mesajla ilgili. Tamam. Devam edelim. Ali kardeşim daha önce bu bilgisayarla bir
dostluğu varmış. Bir hasret gideriyorlar. Tanıyormuş onu. Hala o bilgisayar mı? Tabii, o zamandan bu zamana bu. Baksana yabancı değil. Bu kadar samimi oldukları halde demek ki bir şey var yani. Yok artık. Fuat Kuş paraya kıymamış, almamış. Hala aynı bilgisayar. Beni tanıdı zaten görünce. Bu arada yönetim kurulu başkanımıza selam olsun burada tabii. Sevgili, evet, sevgili Fuat Kuş beyefendiye. Nerede sağ olsun, eksik olmasınlar. Demek ki sen hasret giderirken ne yapalım o zaman biliyor musun? Şarkı mı söyleyeceksin? Ben bir Asya'm çoktandan beri isteniyordu. Bir Asya'm okuyayım. Ondan sonra devam edecek. Siz bilgisayardan kafanızı göre takılın. Rahatsınız değil mi? Tamam, o zaman ben bir Asya'm göndereyim. Bütün Asya'm. Geçen hafta da okuyacaktım, okumadım. Arkadaşlar, bizim arkadaşlar size özel bir okey masası alacağım buraya. Biz sohbet ederken iyi, onlar da etsin, ne var? Allah Allah. Evet. Etsinler canım, sorun yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Akar ses yanık taşların arasından, sular akar ses yanık taşların arasından. Öptüm seni rüyamda kaşların arasından, öptüm seni rüyamda kaşların arasından. Gittin gelmedin Asya'm, kıymet bilmedin Asya'm. Gittin gelmedin Asya'm, kıymet bilmedin Asya'm. Bari bir selam gönder, hiç mi sevmedin Asya'm? Bari bir selam gönder, hiç mi sevmedin Asya'm? Seni alıp kaçaydım, şahin olup uçaydım. Seni alıp kaçaydım. Gelin lukduvarıda isterdim ben açaydım. Gelin lukduvarını isterdim ben açaydım. Gittin gelmedin Asya'm, kıymet bilmedin Asya'm. Gittin gelmedin Asya'm, kıymet bilmedin Asya'm. Bari bir selam gönder, hiç mi sevmedin Asya'm? Bari bir selam gönder, hiç mi sevmedin Asya'm? Sen gidelim, sen gidelim yüksek dağlar kardı ya. Hani gelecektin Asya'm? Sözün vardı ya, gelmedin Asya'm, gelmedin. Aşkımın kıymetini bilmedin, bir selamı bile çok gördün bana Asya'm. Söyle, söyle Asya'm, hiç mi sevmedin, hiç mi sevmedin Asya'm? Çay elinde mı yani
gidelim yali yali, gidelim yali. Sırtıma kısepet olup ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım. Sırtıma kısepet olup ben olayım, hamali ben olayım. Keseyim omuzunu, keseyim omuzunu. Sepetumun ipleri, keseyim omuzunu, keseyim omuzunu, keseyim omuzunu. Az beyaz peşten halinde bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü. At başından yaşmalı bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü. Kalli dede dedlerinde yeşil çay bahçelerim, yeşil çay bahçelerim, yeşil çay bahçelerim. Sen şu reze duvarları kız sen misun, sen misun, kız sen misun, sen misun, kız sen misun, sen. Annemin dilinde suun, o kadar güzel misun? Evdum bulduk dalini, gel de şure de şure. Adını bilmesi dur, olsun adın meşure. Evdum bulduk dalini, bulduk toplamak için. Bulduk işçisim oldum, kız seni almak için. Bulduk kurutmak için, bulduk serdum harmanla. Kız seni alacağım, selam söyle babana. Bize gölge yapayım, bunduğun yaprakları. Kız bana mezar olsun, sürmene toprakları. Rize'nin toprakları, Rize'nin toprakları. Kız sana mezar olsun, çayeli topraklar. Çayeli topraklar, çayeli toprak. Reklamlardan sonra buradayız efendim, kaybolmuyorsunuz. Merhaba sevgili izleyenler, mükemmel hatta mükemmel ötesi bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu dakikalar çok önemli, bu dakikalar çok ilginç. Ekranlarınızın başında sakın ha sakın ayrılmayın. Çünkü şimdi anlatacağımız, şimdi tanıtacağımız ürün bedava gelecek sizlere. Evet, yanlış duymadınız, bedava kampanyamız var ve bu bedava kampanyasında bakın öncelikle size cihazımızı tanıtacağım ve bu cihaz için sizlere tam 3 dakikalık süre vereceğim. Şayet 3 dakika içerisinde hattı düşürebilirseniz sadece vergi ücretini ödeyerek bu cihaza ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz sevgili izleyenler. Elimde görmüş olduğunuz HD kalitesini şöyle çevirmek istiyorum. Daha net yazıyı gösterebilmek için. Bakın HD kalitesinde TRT bandrollü şifre çözebilen 3000 kanal hafızalı 41 tane uyduya uyumlu Mini SCART uydu alıcısı. Evet, bir Sirius kanallarını şifre çözebilme özelliğine sahip olan müthiş bir cihaz. Örneğin hangi kanalların şifresini çözüyor? Hemen söyleyeyim. Ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema kanalları, çocuk kanalları ve yetişkin kanallar dahil olmak üzere tam 3000 kanal hafızalı ve 3000 kanal yüklü. Bu cihazımız aynı zamanda HD kalitesinde görüntü verebilen özel kumandasıyla birlikte şu anda piyasada 400 TL'ye satılan bir cihaz. Evet, yanlış duymadınız. 400 TL'ye satılan bu HD kalitesinde görüntü veren cihazımızı şimdi birazdan ben numarayı anons ettiğim andan itibaren arayan herkese, 3 kişi 5 kişi değil, 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen herkese sadece vergisini ödemek şartıyla bedava göndereceğiz. Elimde görmüş olduğunuz cihazımızın kumandasıyla birlikte satış fiyatı normalde 400 lira ama siz sadece vergisini, KDV'sini ve
sadece kargo parasını ödeyerek, bu da toplam 69 lirayı geçmemek şartıyla, en fazla 69 lira olmak şartıyla bu cihaza bedava sahip olacaksınız. Birazdan numarayı söylüyorum ve 3 dakikalık süreniz başlıyor. Sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyicilerimize ücretsiz olarak bu cihazımızı göndereceğiz. Şaka gibi ama gerçek. Hazır mıyız? Kampanya başlıyor. Başlatıyorum kampanyayı. 0216 alan koduyla 211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Kontürünüz yoksa, dakikalarca hatta beklemek istemiyorsanız çaldırın, kapatın ve bekleyin. 0216-211-01-0. Tam 400 TL'ye satılan. Bakın bu cihaz diğerlerinden farklı. Şu anda görmüş olduğunuz cihazımız HD kalitesi de görüntü veriyor. Yani bu piyasada satılan 100 lira, 150 lira cihazlarla bunu kesinlikle karıştırmayın. Piyasa fiyatı 400 lira ama siz sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyerek bedava sahip oluyorsunuz. Numaramız ekranda. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0. Kampanyada 2 dakikalık süreniz var. Bir kez daha söylüyorum. Ulusal kanallardaki futbol maçları, örneğin Real Madrid, Barcelona veya İtalya Ligi veya İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi. Bu liglerdeki futbol karşılaşmalarını sizler bu cihaz sayesinde artık izleyebileceksiniz. Hem de TRT bandrolü bu cihaz sayesinde. 3000 kanal hafızalı hızlı geçiş sistemiyle gerçekten 4 dörtlük bir cihaz ve ekranı 9'a bölerek hangi kanalda ne var görebiliyorsunuz ve seçtiğiniz kanalı izleyebiliyorsunuz. Tam 41 tane uyduya uyumlu gökyüzündeki TürkSat, Eutelsat ve Sirius gibi birçok uyduya da uyumlu kanallar yüklü olarak geliyor. Şifre çözebilme özelliğini de bir kez daha hatırlatalım. Kampanyamızda 1,5 dakikanız var. 410 TL'lik bu cihazı ve kumandayı sadece 69 liralık kargosunu ve vergisini ödeyen tüm izleyenlerimize bedava. 0216-211-01-0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211-01-0. Çağrı bırakmanız bile yeterli bakın. Çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. 0216-211-01-0. Sevgili izleyenler, şimdi bu cihazımızın nasıl montajlandığını, nasıl kurmamız gerektiğini ben anlatmak istiyorum. Bakın, HD kalitesine görüntü veren bu cihazımızın altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne takıyorsunuz. Ardından elektrik adaptörünün fişini takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu metal boruya takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu da bağladıktan sonra, son olarak kumanda alıcı gözümüzle bağladıktan sonra zaten bu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Sadece ön kısım televizyonun önüne yapıştırmalı. Burayı söküyorsunuz, televizyonunuzun önüne, monitörünüzün önüne yapıştırıyorsunuz ve kumandayı elinize alıp ne kadar? Tam 3000 kanal izleme keyfini yaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Kampanyamız şu anda 1 dakikadan daha az bir süre kaldı ama ben kendi inisiyatifimi kullanarak 1 dakika daha uzatıyorum. 400 liralık bu cihaza sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyenlerimize bedava gönderiyoruz. 0216-211-01-0. Uzattığım süreyle birlikte toplam 1,5 dakikamız var diyor yönetmenim. 0216-211-01-0. Yetişkinlere özel cinsel içerikli erotik kanalların şifresini çözüyor. İsterseniz kumandanızdan bunu özel şifreyle kendinize şifreleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ulusal kanaldaki maçlar, belgesel kanalları, sinema kanalları, 3000 tane kanal izliyorsunuz. Yöreninizin televizyonunu izleyebiliyorsunuz ve daha neler neler. Bu cihaz sayesinde öyle güzel bir görüntü geliyor ki ekranınıza, emin olun başka hiçbir televizyondan artık kanalları izlemek istemeyeceksiniz. Sadece bu cihazı kullanmak isteyeceksiniz. 0216-211-01-0. Son yarım dakika bakın. Çağrı atanları da kabul ediyorum. 400 liralık bu cihaz sizlere 69 liralık kargo ve KDV ödediğiniz takdirde bedava gelecek. Çağrı atıp kapatıyorsunuz. 0216-211-01-0. 0216-211-01-0 diyorum. Bir başka kampanyayla tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu
kuş seni hastalandı, sarardı yaprakları. Ah çınar, koca çınar, sana bakanlar ağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Dertliyim, yüzüm gülmez, kimse derdimi bilmez. Oy tepe üstünde tepe, tepe üstünde tepe, kulakta. Yaylanın düzlerinde yazın kalan karıdı. Dengi bir ihbosuzun ne olacak halları da ne olacak hal. Dengi duvar idi, kaldım ha bu hallara oy. Kadir kade dükleri bir ufacık yaylacık, gel beni kucağına eyle beni haylacık. Ayşem gelir ormandan, ter akmış belleri. Ne yapacağız, program mı alacaksın? Programa değil. Ha, bütün konserlerde böyle. Dansözlüğe mi götüreceksin, ne yapacaksın? Açık giyim ben. Yani muhafazık yarım. Çok açık ve net konuşuyorsunuz Şener Bey böyle. Böyle bir açık konuşana leb demeden leblebi anlıyor yani şimdi böyle. Anladığım kadarıyla grupta Erkan. Peki. Grupta
Üçe ayrılıyor grup. Ağır abi. Hayır, Ağır abi. Ağır abi. Evet, Ağır abi. Bitirme abi. Bitirin. Şener abi. De yitirin abi. Yitirin abi. Şimdi romanlarda vardır ya hani bir laf. Kapı gıcırtısını oynar diye. Ha. Şener o işte. Ben Karadeniz'in şoparıyım diye düşünüyorum biraz. Abi şu